Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. Aksaray'da COVID-19 denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde COVID-19 tedbirleri denetimi uygulaması yapılması genelgesi uyarınca Aksaray'da da geniş çaplı maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi. Vali Vekili Doktor Mehmet Tanışları Başkanlığı'nda Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Çelik, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç, Sağlık Müdürü Doktor Kerim Yeşildağ, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, Mahalle Muhtar ve STK temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan denetim ekipleri kentin çeşitli noktalarından başlayarak esnaf ve vatandaşlara koruyucu sağlık tedbirlerini hatırlatıp maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu. Toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen denetim ve uygulamada vatandaşlara COVID-19 salgınıyla mücadelede mutlak yapılması gerekenin öncelikle maske kullanımı olduğu, mesafe ve temizlik konusunda da dikkatli davranılması gerektiği anlatıldı. Vali Vekili Doktor Mehmet Tanışır beraberindeki ekiplerle yaptığı denetimlerde maske kullanımının zorunluluğuna dikkat çekerek iş yerleri, alışveriş merkezleri ve kent merkezinde vatandaşlara uyarıda bulundu. Maske isteğinde bulunan vatandaşlara maske dağıttı. Denetimler kapsamında yaklaşık 13 bin kişinin çalıştığı organize sanayi bölgesinde salgınla mücadele, alınan tedbirler ve uyulması gereken kurallarla ilgili personel servislerine yönelik denetim yapıldı. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Fatih Yıldırmaz ve OSB Müdürü Ayhan Ermiş, OSB girişinde durdurulan personel servis araçları içerisinde personellere yönelik maske, mesafe ve hijyen konularında bilgilendirme yaparak koruyucu sağlık tedbirlerinin önemine dikkat çektiler. Yaptığın ürünlere bulaştırabilirsin, o yüzden takmamız lazım. Evet. Hayırlı işler, kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hayırlı işler, kolay gelsin. Kolay gelsin. Maske ediyoruz sevgili. Teşekkür ederim. Al bakalım. Kolay gelsin abi. Yok, sağ olun, hoş geldiniz. Maskeye dikkat ediyoruz, maskesiz evet. Almıyoruz. İnşallah. Peki, teşekkür ediyoruz, hayırlı sağ işler. Bakalım. Teşekkür ederim, sağ olun. Maskeye dikkat ediyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz, hayırlı evet. İşler. Maskemizi takıyoruz. Buyurun. Buradan alabiliriz. Olur olur, geliriz. Ya direkt oradan geçiyorsun, bu yanına giren yok. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Bakalım, denetim var, lütfen. Kolay gelsin. Maske yok mu usta? Burada maskem daha kolay rahatlıyor. Maskeyi takıyoruz. Tabii. Maskesiz lütfen. Tamam, teşekkürler. Maskeyi takıyoruz. Hepinizin sağlığı için. Teşekkürler. Ayarımızı ben sağlığımız için, hepimiz için böyle maskemizi takalım. Mesafemize dikkat edelim. İnşallah bu süreç beraber çalışır. Teşekkürler. Biraz zor oluyor sıcakta ama başka tedbirde hastalıkta daha zor soluk alındığı için yani evet. Maske takmak gerekiyor. Tamam, maske, mesafe, kullanım. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet, maskelerimizi takıyoruz. Maskelerimizi takıyoruz. Bir tane maske verelim, buyurun. Maske, mesafe. Sağ olun. Biraz daha sabır kullanın.
spreye kolonya çektik. Normal kolonyamız var. Her girende çıkanda biz de buluyoruz artık. Kolay gelsin. Sağlığımız için hepimiz için biraz daha sabır inşallah. Her gün çalışacağız. Biraz şey zor oluyor ama siz maşallah. Maskeyi kimse de almayalım içerisinde. İnşallah Allah istemesini kusursun. Hayırlı işleriniz olsun. Teşekkür ederim. Mali yardımcısı ben Allah işinizin gücünüzü nasip etmesin. Yapmaya devam. Teşekkür ederim. Mesafemize dikkat ediyoruz. Temizliğimizi Allah istemesin. Teşekkür ederim. Allah işinizin gücünüzü biraz getirsin. Hayırlı işleriniz olsun. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sağlığınız için, hepiniz için maske takmıyoruz. Ve gıda sektörü olduğu için maskesiz çalıştım. Vali yardımcısı ben. Nasılsınız? İyisiniz. Sağlığınız için, hepimiz için maske takmaya devam. Mesafemize dikkat, temizliğimize dikkat. Maskemiz de var, dezenfektanımız da çok var. Çok güzel. Arkanızda tam zaten. Çok güzel. Allah esirgesin. Sağ olun. İnşallah her gün bir sıkıntılı süreci atlatacağız. Biraz daha sabır. İnşallah. Teşekkür ederiz. Her bir işleriniz olsun. Evindeymiş. Kendisini verelim. Böyle takalım. Gerisini takın bakalım. Hemen takalım. Görelim biz de. Aferin. Abi gözüm şey yapma. Olmaz lütfen. Hastalıkta daha çok olmaz. Tamam. Özümle o şekilde çektiler ben. Haydi bakalım. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür. Vali yardımcısı ben. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, hayırlı işleriniz olsun. Sağlığınız için, hepimiz için. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Maskemizi takıyoruz. Mesafemize dikkat ediyoruz. İnşallah el birliğiyle bu süreci. Sağ olasınız. Hastalıktan sonra inşallah. İnşallah oldu mu? Allah işiniz gücünüz rast getirsin. Selamünaleyküm. Hayırlı işleriniz olsun. Maskemize, mesafemize, temizliğimize dikkat ediyoruz. Sağlığınız için. Maskesiz almıyoruz biz inşallah. Yok. Bu süreci elbirliğiyle atıştırıyoruz. Teşekkür ederim. Vakit varsa bir şey de ikram edelim. Maskeleyin aslında inşallah. Kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Maske, mesafe, hayırlı işler. Ben vali yardımcısı. Kolay gelsin. Sağlığımız için, hepimiz için maskelerimizi takıyoruz. Temizliğe, mesafemize dikkat ediyoruz. İnşallah biraz daha sabır. El birliğiyle bu süreci atlatırız. Nasıl tedbirler? Kendi firmamız gayet iyiyiz. Şimdi şu testerlerde sıkıntı olabiliyor. Onu kaldırdık. Bizde testerler uzun süre önce kaldırıldı. 19 Mart itibariyle deodorant dahil hiçbir ürünü tester uygulaması kesinlikle yapmıyoruz. Başka bir tür tedbirler aldık. Genel mağaza temizliğimiz, dezenfektanlarımız mağaza girişinde kasa önünde mevcut. Aynı zamanda pipetlerimiz ve postlarımız gün içerisinde sürekli sıkıntıda dezenfektanla temizleniyor. Maskesi müşteri kesinlikle kabul etmiyoruz. Mağaza durmasını müsaade etmiyoruz. Yine mağazayı tamamen kapattıktan sonra reyonlarımıza dezenfektan sıkıp mağazadan o şekilde çıkıyoruz. Hem personelin hem de müşterilerin tabii tedbirlerini aldık. Maske mesafe temizliği. Testik kullanmıyoruz. Hijyene dikkat ediyoruz. İnşallah bu süreci her gün de atlatacağız. Biraz daha sıcak. Sıcakta zor oluyor ama tedbirimizi alacağız. Daha kötü de olabilir. Doğru. Sağlık daha önemli. Kaç personelimiz var? Toplamda 6 personel çalışıyoruz. Şu an Aksaray'da Mızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Bekir Kayan zamlanan yem fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Aksaray Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Bekir Kayan, üreticileri zor duruma sokan zamlı fiyatlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kayan açıklamasında, yeni gelen zamlar üreticileri zor duruma soktu. Geçen hafta torba başında 4 ila 5 TL gibi fiyatlarla yeni yemlere zam geldi. Saman fiyatları 775 kuruş, yonca ise 1350 TL gibi kamyonun üzerine biniyor. Bunlar üreticilerin girdilerini aşırı şekilde yükseltti. Buna rağmen süt fiyatlarındaki artış ise 2020'nin başında verilen süte zamla duruyoruz. Biz burada üreticilerimizin zor durumdan kurtulması için süte zam gelmesini bekliyoruz dedi. Yeni gelen zamlar üreticilerimizin gerçekten zor duruma soktu. Yani buradaki geçen hafta torba başında 4 lirayla 5 lira gibi değişen rakamlarda yeni yemlere zam geldi. Burada üreticilere gerçekten büyük sıkıntılara sokuyor. Tabii bunun yanında saman parası 750 kuruştur, 775 kuruş, yonca ise
1350 gibi kamyonun üzerine biniyor. Bunlar üreticilerin girdilerini gerçekten çok aşırı bir şekilde yükseltti. Buna rağmen süt fiyatlarımızdaki artış ise 2020'nin başındaki verilen süde zamla bekliyoruz. Biz burada üreticilerimizi gerçekten zor durumdan kurtulması için süde zam gelmesini bekliyoruz. Belki bu ayın sonunda yeni fiyatlar, Ulusal Süt Konseyi yeni fiyatlar açıklayacak ama artık üreticinin dayanacak gücü kalmadı. Yem sanayicisi özellikle üreticinin nasıl zor şartlarda ürettiğini düşünmeden işte dolara zam geldi, dolar yükseldi, euro yükseldi deyip bahanelerle girdilerin yükselmesiyle hemen bir zam furyasına giriyorlar. Burada üretici düşünen kimse yok. Tabii üretici, biz istiyoruz ki geçmiş dönemlerde yaşadığımız şeyleri tekrar yaşamayalım. Yani hayvan sayılarımızdaki hayvanlarımız kesime gitmesin. Kesime gittiğinde ithalat tekrar açılıp tekrar yurt dışından hayvanlar gelecek. Euro ve dövizlerimiz, dolarlarımız yurt dışına gitmesin. En azından elimizdeki bulunan hayvanları daha ileri seviyelere taşıyaraktan kesimin bir an önce engellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii biz üretmeye devam edeceğiz. Tabii burada devletimizin pandemi süreci de var. Yani bizim pandemi sürecimiz de var. Burada anlaşılıyor ki pandemi sürecinde de bunu gördük. Gıda olmazsa hiçbir şey olmuyor. Bunun için biz üretmeye devam ediyoruz ve her zaman da üreteceğiz. Buradan bakanlığımıza ve bakanlığımız gerekli destekleri veriyor ama tabii bir de biraz da yem sanayicisine dur demesi gerektiğini düşünüyorum. Sürekli kafalarına göre, yani hiç kimseden bir şey izin almadan, bir şey olmadan zamlar yapılıyor. Bu zamların en azından kontrollü bir şekilde yapılması gerektiğini düşünüyorum. Üreticimiz gerçekten çok zor durumda. Yeni fiyatların şekillenmesi gerektiğini düşünüyorum. Güncellenmesi gerektiğini. Süt fiyatlarının en az 2800 ya da 3000 lira gibi bir rakam olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü girdileri hesapladığımızda üreticinin kar edebilmesi için en az 2800, tabii 3000 lirada olursa üretici için biraz %10 gibi bir kar marjı oluşacak. Tabii burada üreticilerimiz yani elinden geldiğince dayanmaya çalışıyor. İnşallah bir an evvel gerekli destekler sağlanır devletimiz tarafından. Üreticimiz de üretmeye devam eder. Aksaray İl Özel İdare Genel Sekreteri Yüksel Çelik, Kanal 68 mikrofonlarına konuştu. Aksaray İl Özel İdare Genel Sekreterliğine Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Çelik atandı. Yüksel Çelik, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olup yüksek lisansını İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. İş hayatına 1997 yılında Samandıra Belediyesi'nde başladı. 1999-2009 yılları arasında Samandıra Belediyesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptı. Samandıra Belediyesi'nin tüzel kişiliğinin kaldırılması ile Sancaktepe Belediyesi'nde 2019-2014 yılları arasında yazı işleri müdürü olarak görev yapan Çelik, 2014-2018 yılları arası ise destek hizmetleri müdürü olarak görev yapmıştır. 2018 yılından bugüne başkan yardımcısı olarak görevini sürdürmekteydi. Aksaray İl Özel İdare Genel Sekreteri Yüksel Çelik, yeni görevinde yapacağı işleri heyecanla anlattı. Yüksel Çelik ben. Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor iken Aksaray'ımıza geldik. Dolayısıyla Aksaray'ımız Anadolu'nun nadide şehirlerinden bir tanesi. Tarihi ve kültürel yapısıyla. Dolayısıyla Aksaray'ı görmekten, gelmekten son derece memnunum. Kendi mesleki hayatımla ilgili olarak da 1997 yılında o zaman Samandıra Belediyesi olan, belde belediyesi olan Samandıra'da göreve başladık. Daha sonra memur, şef,
yaklaşık 20 yıl müdürlük yaptıktan sonra belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Ve akabinde de Aksaray'ımıza geldik. Nasıl buldunuz Aksaray'ı? Aksaray çok güzel. Daha önceden de birkaç sefer gelmiştim. Ama bu şekilde detaylı gezme imkanım olmamıştı. Ama son derece güzel, son derece modern. Hakikaten belediyemizde çok güzel sosyal donatı alanları oluşturmuş. Çok güzel dinlence ve eğlence yerleri oluşturmuş. Gençlerimizin, çocuklarımızın, kadınlarımızın burada rahat hareket edebilecekleri, gezebilecekleri, vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmuş. Son derece güzel buldum Aksaray'ımızı. Sancaktepe'den de önceki belediye başkanımız da, yeni başkanımız Şeyma Döyücü hanımefendi de bilir. Biz daha ziyade bizim temsil ettiğimiz geleneğimiz çalışma üzerine kuruludur. Biz gece gündüz demeden halka hizmeti, hakka hizmet olarak gören bir misyonun temsilcileriyiz. Bizde çalışmada mesai mefhumu yok. Gece gündüz Aksaray'ımız için projeler üreteceğiz. Sayın Valimizin önderliğinde milletvekillerimizle, STK temsilcilerimizle, belediye başkanımızla gerçekten çok güzel çalışmalar olan bir belediyemiz var. Sayın Belediye Başkanımızın da desteklerini alarak milletvekillerimizle, siyasi partilerimizle bir sinerji olarak oluşturarak Aksaray'ımıza çok güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Çok güzel de düşüncelerimiz var, projelerimiz var. Bunları Sayın Valimizle, Sayın Milletvekillerimizle paylaşarak inşallah bunları ivedi bir şekilde imkanlar da doğrultusunda hayata geçireceğiz. Ama şunu söyleyebilirim Aksaray'ımız için. Sayın Valimiz çok pratik bir insan. Hızlı düşünen, hızlı karar veren. Bunu biliyorum. Öncesinde de biliyordum. Nasıl çalışkan bir kişiliğe sahip olduğunu Sayın Valimizin biliyordum. Bunu bilerek de geldim açıkçası. Biz de aynı düsturla gece gündüz demeden çalışacağız, üreteceğiz. Aksaray'ımızı inşallah daha güzel hizmetle buluşturacağız diye düşünüyorum. Böyle gece sadece dolaştık. Onun dışında sürekli arazideyiz. Gelen giden misafirlerimiz, işte müdürlerimizden briefingler alıyoruz ilimizle ilgili, köylerimizle ilgili, ilçelerimizle ilgili. Şu an yoğun bir tempoda çalışıyoruz ama birkaç ay sonra işler bir yoluna girdiği zaman inşallah gezme ve dinlenme imkanımız da olacak. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun. Trans Anatolia Rally yarışçıları Sultanhanı ilçesinde develerle renkli görüntüler oluşturdu. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Türkiye Motosiklet Federasyonu desteğiyle düzenlenen Trans Anatolia Rally Raid'de rota üzerindeki durak noktası olan Sultanhanı Kervansarayı'nı onlarca yarışmacı ziyaret etti. Birçok kategoride yaklaşık 80 civarı yarışmacının katıldığı ve bu yıl 10.sü düzenlenen Trans Anatolia Rally Raid yarışmasında dünyanın en büyük kervansarayı olan Sultanhanı Kervansarayı durak noktalarından biri oldu. Yarışmaya katılan sporcular Sultanhanı Kervansarayı'nda mola vererek tarihi kervansarayı gezdiler. Burak Büyükpınar ben. Trans Anatolia'nın genel koordinatörüyüm. Şu anda Sultanhanı'ndayız ve inanılmaz etkilendim. Tüylerim diken diken oldu açıkçası. Çünkü son yıllarda gördüğüm en güzel restore edilmiş bir kervansaray burası. Şimdi yabancı sporcularla konuşuyordum. Çok beğendiler. Hatta nasıl böyle kalmış dediler. Dedim ki restore edilmiş. Gerçekten bütün eski ihtişamıyla burada duruyor. Çok mutluyuz ve seneye de burada daha keyifli projeler yapmak için şimdiden çalışmaya başlayacağız. Sanatolya organizasyonunun en büyük hedeflerinden biri ülkemizi tanıtmak.
bizim tarihle sür, doğayla sür, kültürle sür gibi bir sloganımız var. Bu slogan gereği rota üzerindeki tarihi değerlerimize önem veriyoruz. Bu sene 10. organizasyonumuz. 10. yılda yaklaşık 80 yarışmacıyla Sultanahını şu anda gördüğünüz gibi ziyaret ediyoruz. Semt pazarlarında yazın bereketi tazeliğini koruyor. Aksaray Çarşamba semt pazarında hareketlilik devam ediyor. Yaz mevsiminin bereketiyle yerli ürünlerin çoğunlukta olması nedeniyle insanlar pazara akın ediyor. Sebze meyve fiyatlarında düşüşün gözlemlendiği ve uzun süredir makul fiyatlarda seyreden pazarda insanlar bütçelerine göre alışverişlerini yapıyor. Pazar esnafının kimisi satışlardan memnunken kimi ise salgının etkilerinin hala devam ettiğini belirttiler. Sebahattin Ermiş. Kaç yıldır pazarlık yapıyorsunuz? Yeni aşağı 35 yıldır falan yapıyorum. Fiyatlar nasıl? Vatandaşlar alım gücü nasıl? Alım gücü şu anda fiyatlar düşük abla. Bir patlıcan falan bakarlandı, öbürleri aynen ucuz ya. Yani. Diğer pazarlara göre daha mı ucuz burası? Evet. Evet. Neye bağlı bu? Valla milletin burası biraz zayıf yani şey. İnsanların alım gücü zayıf. Ona dayanarsan burada ucuz veriliyor yani. Diğer pazarlarda diğer pazarlarda normal. Oralarda daha fazla pahalı sattığımız yok. Normal yani. Tabii ama malın şeyine, giyimine bağlı. Kalkmadın mı veriyorsun, zararına satıyorsun yani. Peki geçtiğimiz günlere bakarsak, evet. Satışları nasıl kıyaslarsak? Şu anda durgun pazar. Bu neye bağlı peki? Virüs vallahi şu anda virüsten değil de bir de herkesin bahçesinde bağında çıktı şeyler biliyor musun? Yerli malları. Ondan dolayı durgun yani. Yerli mi buradakiler? Çoğu yerli değil mi? Malın bazıları yerli. Patlıcan zengenden geliyor. Domates zengenin. Üzüm şeyin İzmir'in falan da. Çoğu mallar yerli yaptı. Buradakiler hep yerli. Bir de insanlar marketi tercih edebiliyorsunuz. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum abla. İnsanların şeyine kalmış bir şey yani. Her kimisi pazardan alır. Kimisi şeyden alır yani. Marketten. Teşekkür ederim. Fiyatları bir bıçağa veriyor, bir liraya veriyor. Bu kadar işte. Kendi bahçenin ürünü. Kendi bahçemizin ürünü. Lale bağını. Lale bağını annem. Her pazar çıkıyor musun böyle? Her pazara da çıkıyor. Ama biliyorsun pandemi var, senin için çok riskli. Ama riskli ya ne orayım? Yalnızlık, ektik, telef mi edelim hadi. Bahçede koysan telef olacak. Ya kuzum onun için mecburuk arkasına gidiyor çoban gibi. Nasıl bugün satışlar iyi mi bari? Çok şükür. Çok şükür kuzum, çok şükür. De bek bir düzen iyi oldu bugün ya, çok şükür yani. Her pazara gidiyor musun? Her pazara gidiyorum annem. He, cumartesiye gidiyor, cumaya gidiyor. Buraya geliyor. Salih pazarına gidiyor, pazar pazarına gidiyor. Hepsine gidiyor. Ben Şaban Kaçar. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben şu anda emekli memurum. Pazarımız iyi. 4 milyar lira patlıcan aldım ben. İyi maşallah. Şu anda iyi gidiyor maşallah şeyimiz, pazarımız. Yetişilebiliyor musunuz emekli maaşı? Ya yetişmiyor da işte ne yapalım? Üst kanat geçiniyoruz. Çek Pepin oynayın. Hasan Akay, pazarcı. Tezgahınız bayağı böyle genişletilmiş güzel bir tezgah. Evet. Nasıl, insanlar alabiliyor mu? Alabiliyor, normal fiyatlar öyle bir fazla şey değil yani. Buradaki meyvenin adı neydi? Pepino. Yani neye benziyor tadı? Bu bir nevi kavuna benzer. Tadı bir nevi kavuna benzer ama her tarafta yetişiyor. Yani yakın zamanda 1-2 seneye kadar Aksaray'da da lalebağının yerliliği gelmeye başlar ya. Hiçbir yerde görmedik biz. Yok, bu stili satıyor. Yerde yetişen bir meyve bu. Ne kadar fiyatı? Kilosu 10 lira. Hindistan cevizi var orada. Evet, Hindistan cevizi var. Ananas var. Ne evet. Kadar fiyatı? Zencefil var. Hindistan cevizi 10 lira, ananas 15 lira. Evet. Yazıyla beraber çekin. Ne kadar? Zencefil 50 lira kilosu. Evet, İncir yani. İncir ne evet. Kadar İncir 15 lira kilosu.
Mersin Mutun inciri çok güzel, çok kaliteli. Peki nasıl insanların alım gücü? Geçtiğimiz günlere bakarsak biliyorsunuz pandemi sürecinden geçiyoruz. Ya haliyle biraz zorlanma var. Yani biraz zorlanma var. Ondan dolayı haliyle pandemiden dolayı. Değilse normal fiyatlarda yani. Öyle pek bir aşırı fiyat yok. Pazar diğerlerine göre biraz küçük mü? Burası küçük tabii canım. Mahalle küçük. Diğer yere de küçük. Yani göre de küçük. Pazarcıyım 17 senedir. Ne getirdin? Okumuyorum. Salça, domates, kalite. Satışın nasıldı peki bugün? Bugün normaldi abla, duruş durum yoktu bugün ya. Kaça satıyorsun? Kasa 20 lira, 22-23 kilo. Bu kadar ucuz olmasa var, ben alış yok mu şu an, alım yok mu? Nasıl yani? Yani çok ucuzmuş, kasası 20 lira dedin, doğru mu? Kasa 20 lira. Önceden, bundan 2 sene önce 50-60 liraya gidiyordu, adam sıraya geçiyor yani. Peki niye satılmıyor şimdi? Neye bağlıyorsun bunu? Bu pazarda gitmiyor. Öbür pazarlarda tır tır bitiriyoruz yani arabada. Bugün de bunu... tırla getirdin. He, tırla geldi bunu. Din Birder Aksaray Şube Başkanı Mehmet Solak, Hicri Yeni Yıl'la alakalı açıklamalarda bulundu. Hicri Yeni Yıl'ın önemine değindi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey ebeli Allah, ey ebedi Allah, ey daimi Allah, ey gadimi Allah, ey sonradan yaratılanlara benzemeyen yüce Allah, kendi varlığı kendi kudretinden ve zatından olan Allah, ya ilahel alemin. İçinde bulunmuş olduğumuz özellikle Müslümanlar, genelde bütün insanlığın başındaki nüsuvvetleri ismi celiller hürmetine sen kün ve yekun dediğin zaman her şeyin olduğu gibi ilk sözlerimiz bu olsun. Başımızdaki nüsuvvetleri defi hacat eyle ya Rabbi. Ya ilahil alemin, şu alemde dünyanın neresinde olursa olsun zerre kadar iman taşıyan mümin ve müminatın, müslüm ve müslümatın maddi ve manevi, ruhani ve bedeni, dünyevi ve uhrevi sıkıntıları ya ilahil alemin sen bizi bizden daha iyi biliyorsun. Sana havale ediyoruz. Seni vekil tayin ediyoruz. Sen ne güzel vekilsin, ne güzel şahitsin. Şahit olarak sen yeter. Vekil olarak yine sen yetersin diyerek sözümü başlamak istiyorum. Çok değerli Aksaraylı kardeşlerim, hepinizin de malumu olduğu gibi 12 ayın bugün son günü, Zilhicce'nin son gününe eriştiren Allah'a hamd ediyoruz. Allah'a Zülcelal'in takdir etmiş olduğu 12 ayın son ayı ve son günüdür. 1441. yılı bugün bitirmiş, tekrar inşallahü rahman yarın 1442'ye iştirak edeceğiz. Bu geçirmiş olduğumuz yılda herkes kendini kendinden daha iyi bilir. İnşallahü rahman Allah'ın rızasına muvaffak bir hayat içerisinde geçirmiş olanlardan olalım istiyoruz. Eğer ki yapamadığımız birçok Allah'a ve Resulüne karşı kişisel ilişkimize karşı eksiklerimiz var. Ama bunun telavisi mümkündür. Böyle gün ve gecelerde Rabbimizin istiğfar ve tövbe kapısında iştirak ettiğimiz zaman biz de sanki bu hayat boyunca ve bu 12 ayı güzelce geçirmiş olan bir imkanı tövbe ve istiğfarlarla elde etme imkanımız vardır. İnşallah hepiniz bunun itirafı içerisindesiniz. Ama acizane Mehmet Solak olarak bir de sizinle böyle Kanal 68'in etrafında karşılaşıp yüz yüz görüşmek istedik. Onun için diyoruz ki, değerli kardeşlerim, özellikle Aksaray, genelde Türkiye ve bütün dünyadaki Müslümanların sıkıntısını hepimiz biliyoruz. Bunun sebebi yine bizleriz. Niye? Mevla Zülcelal hep hayırı yaratır.
şeri bizlerin ısrarıyla yaratır. Eğer ki bir sıkıntı içerisine girmişsek mutlaka bu bizim kendi yanlışlarımızın sonucudur. Onun için diyoruz ki değerli kardeşlerimiz, biliyoruz ki Türkiye'miz de dünyadaki insanlık ve Müslümanlar gibi sıkıntıda. Bunun gerekli tedbirini ilgililer alıyor. Hepsine teşekkür etmek bir bizim insani borcumuzdur. Fakat burada dikkat etmemiz ve dikkat etmemiz gereken bir olay görüyoruz. Nedir bu? Ya bu musibetler kendi başına gelmediğine göre kendi başına da gitme şansı yoktur. Nedir bu? Biliyoruz ki yaptığımız o yanlışlardan doğan bir musibete düçar olduk. O zaman bize düşen bu yanlışları telafi etmek için hangi yanlışları kim yapıyorsa herkes kendini kendinden daha iyi bilir. Bir genel yanlışlar vardır, bir özel yanlışlar vardır. Biz burada hem özel hem de genel yanlışları bu mülkün sahibi Allah'a karşı olan kulluk görevlerimizi yapılması gerekenleri yapmamanın cezasını nasıl ki çekiyorsak o zaman bunun tedavisi de yapmadıklarımıza hemen tövbe ve istiğfarla geri dönüp Allah'ın ilahi emirlerine yapılmasını emrettiklerini yapmak, yasaklarından kaçmakla bu mümkündür. Eğer ki mutlaka tedbir, İslam, Müslüman dediğimiz zaman zaten tedbir olmazsa olmazımızdır. Bu yeterince kurumlar ve ilgililer tarafından hatta fazlasıyla alınmaktadır. Fakat netice almakta çektiğimiz sıkıntıdan dolayı da diyoruz ki bizim yanlışımız nerede ki bu başımızdaki nüsübet devam ediyor. Bizim eksikliğimiz kişisel olarak, toplum olarak, millet olarak ve bütün katmanlar olarak bu mülkün sahibine itaatsızlıktan nüsübetlerin bizi bulacağına inanıyoruz. Yine de bu nüsübetlerin gitmesini de FET bazından tutun bütün katmanları içine alarak tövbe ve istiğfarla yaptığımız yanlışlardan hemen işte içinde bulunmuş olduğumuz bu iki yılın başı olan inşallah yarın yeni bir yıla gireceğiz. Biz dönerken Rabbimize dönelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize getirmiş olduğu Kur'an'a tabi sünneti yaşayalım ki nüsübetler bir an önce hem özelde bizlerin hem ülkemizde hem dünya Müslümanlarının hem de insanlığın üzerinden gitsin. Çünkü bunun ilacı manevi ilacında eksiklik var. Bir tedavi tam ilaçlarıyla eğer tedavi edilmezse sonuç almak zordur. Almış olduğumuz tedbirler demek ki daha dahasını alalım. Herkes dikkat edeceği gibi biz manevi tedbirlerde sıkıntılıyız. Bir an önce buna dönelim istiyoruz. Çünkü bunu size arz ederken hepiniz bunu daha iyi güzel biliyorsunuz. Ama bir kardeşiniz olarak ben de içinde bulunmuş olduğumuz yeni yıla yarın inşallahü rahman Muharrem'in bir gününe 1442'ye gireceğiz. Bu vesileyle size bir şekilde affınıza sığınarak hatırlatmak istedim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bu hatırlatmamdan dolayı da inşallah bana karşı boğaz etmezsiniz. Çünkü biz kardeşiz. Biz hepimiz bir vücut gibiyiz. Vücutumuzun herhangi bir yerindeki rahatsızlık nasıl ki bütün vücutumuz rahatsız ediyorsa şu anda ülkemizde maddi ve manevi, ekonomi ve diğer rahatsızlık sahasında biz birbirimizi takip edip birbirimize karşı yapmamız gerekeni yapmakla mükellefiz. O zaman bu vücut ağrısı inecek. Onun için tekrar yeni yılınızı, yeni yılımızı, özellikle Aksaray'ımıza, genelde Türkiye'mize ve tüm dünya Müslümanlarına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu kainatın sahibi olan Allah'tan özür diliyoruz, istiğfar ediyoruz ve tövbemizin kabulünü diliyoruz. Çünkü o tövbeleri kabul edeceğini buyurmuştur. Tekrar fazla sözümü uzatmayacağım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah bizi tertemiz yaratmış. Fakat biz nefislere uymuşuz. Bu temizlik içerisinde Mevlam'a dönmemizi ve o şekilde huzuruna kavuşmamızı nasip ve müessir eylesin. Hepinize en derin saygı ve muhabbetlerimizi arz ediyor. Allah'a emanet ediyoruz. Allah ne güzel vekil, ne güzel şahittir. Şahit olarak o yeter, vekil olarak yine o yeterdir. Allah'a emanet olun. Allah'ın bütün güzellikleri hepimizin üzerine olsun. Acizlikten, fakirlikten, cimrilikten, korkaklıktan,
tembellikten, kötü arkadaştan, ya Rabbi kabul olmayan duadan, ihtiyarlayıp yaşlanıp ya Rabbül Alemin sıkıntıya düşmekten, azdıran zenginlikten, şaşırtan fakirlikten, şirkten, şikaktan, tecessüsten sığınılması gereken bütün zararlardan Rabbimiz hepimiz sana sığınıyor. Senin rahmetiyle hayırlı sonuçlara ulaşmamızı diliyoruz. Tekrar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sırada hava durumu. Bir aradan sonra tekrar burada olacağız. Prefabrik yapı sektörünün öncü markası Stilhouse'la ev sahibi olmak çok kolay. Pratik, ekonomik ve dayanıklı yapılar üreten Stilhouse. Farklı kat seçeneklerinin yanı sıra istenilen metrekare ve renk seçenekleriyle sizleri hayallerinizdeki eve kısa bir süre içerisinde ulaştırıyor. Ve en ideal yapıları vizyon edinmiş olan Stilhouse sizin güvenliğinizi ön planda tutuyor. Detaylı bilgi için 444-9068 no'lu kurumsal hattımızı arayabilirsiniz. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimizi sunduk. Tekrar görüşünceye dek esen kalın.